Herkese merhaba şifte Etnet izleyenleri ben Tolga Cem Küçük Yılmaz bugün oldukça güzel bir video ile karşınızdayım geçmişten günümüze iPhone fiyatları neydi ne oldu biraz nostalji yapacağız biraz geçmişe gideceğiz 2007'den günümüze bakalım iPhone'da fiyatlar ne olmuş Evet ilk jenerasyon iPhone 2007 yılında çıkmıştı. 2007 yılına biraz gittiğimizde 2007 yılında hatırlıyorum. O zaman mesela iPhone ilk çıktığında ben de Nokia N78 diye bir telefon vardı ve gerçekten iPhone yeni bir dünya yeni bir kapasitif ekranla dokunmatik ekranla yeni bir deneyim başlatmıştı ve hepimiz için farklı bir dünyaydı ama ilk çıkan iPhone'da henüz uygulama mağazası tam olarak yetişmemişti. Uygulamalar o kadar fazla yoktu ama düşündüğünüzde tam ekranlı bir telefon. Ekranı tamamen telefonu kaplıyor ve bu ekran dokunmatik. Diğer üreticiler tokatlamayla hani böyle bastırmayla çalışan rezistif dokunmatik ekranlarla uğraşırken Apple arayüzü tamamen yeniden dokunmatik ekran için tasarlanmış bir işletim sistemi iPhone ostu o zaman daha sonra iOS adını aldı ve 2007 yılında hayatımıza çıkarttı. iPod Touch'ın telefonla birleştirilmiş hali diyebiliriz biraz da ilk nesil iPhone için. İlk nesil iPhone 4 GB'lık bir hafızaya sahipti. 8 GB'lık modeli de çıkmıştı. 4 GB'lık model 499 dolardı. 8 GB'lık model ise 599 dolarlık bir fiyat etiketine sahipti. Bu model Türkiye'de satışa sunulmamıştı. Hatırlarsanız ilk çıkan iPhone'la ilgili taş versus iPhone karşılaştırmaları yapılırdı e, ya da Nokia'larla karşılaştırılırdı. Evet baktığınızda bazı özellikleri geride kalmış gibi dursa da bu yeni bir çağı başlatan bir telefondu. Değeri de çok hızlı anlaşıldı ve tüm dünya merakla yeni modelini bekliyordu ve 2008 yılında iPhone 3G karşımıza çıkıyor. E, iPhone 3G Adından da anlayacağınız üzere 3G bağlantısını destekliyor. Ondan önce Edge hızlarla beraber iPhone gibi yenilikçi bir telefon tam performans internet uygulamalarından yararlanamıyor hissi veriyordu kullanıcılarına ve insanların neden kullanmak istediğini çok rahat anlayabilirsiniz. Edge yavaş bağlantı hızlarını sunuyordu. Dahili GPS navigasyonla beraber insanlar yollarını navigasyonlarını telefondan aramaya başlamıştı ve hızlı bir şekilde dokunmatikle bunları yapabiliyordu. Ayrıca App Store hayatımızdaydı ve 500'e yakın uygulamayla beraber pek çok işinizi artık telefon üzerinden yapmaya başlayabiliyordunuz. İşte iPhone 3G Türkiye'de de satılan telefon olmuştu. iPhone 3G'nin 8 GB'lık sürümü 599 dolardı global tarafta. 11.3 milyon adet satıldı. Yani çok büyük bir satış başarısına ulaştı. Ve Türkiye'de de 1200 liralık bir fiyat etiketi vardı bu telefon. Yani 1 milyar 200 gibi de düşünebilirsiniz eski rakamla söylediğimde. Yani 1200 TL'ye iPhone 3G'yi alabiliyordunuz Türkiye'de 2008 yılında. Bu arada o yıllarda amiral gemisi telefon fiyatları 1000-1500 TL aralığında değişiyordu. Onu da tekrardan hatırlatmış olayım. Şimdi 2009 yılına geldik. iPhone 3GS karşımızda. iPhone 3GS, iPhone 3 3G hızlandırılmış, RAM'i arttırılmış, işlemcisinin kapasitesi artmış versiyonu. iPhone 3GS ile ayrıca sesli komut özelliklerini de ilk defa kullanmaya başlamıştık. iPhone 3GS 20.7 milyon adet satarak iPhone 3 satış başarılarını daha da üst seviye seviyelere çıkartmayı başardı. 3GS ile 3G Amerika fiyatı aynı. 599 dolarlık bir fiyatı var. 8 GB'lık modelden bahsediyorum. Türkiye satış fiyatı ise 1535 TL olmuş. Yani 2008'deki 1200 TL'lik fiyat 2009 yılında 1535 TL seviyesine çıkmış. Gelelim 2010 yılına ve iPhone 4'e. iPhone 4 iPhone'un ortalığı sallayan modeli olmuştu. iPhone daha önceki modellerinde yeni bir ambiyans, yeni bir dünya yaratmayı başardı ama eleştiriliyordu. Niye? Kamerası kötüydü. Yani iPhone 3GS'in, 3G'nin normal ilk çıkan iPhone'un kamerası, arka kamerasında flash bile yoktu. Kötü kameraları vardı. Ekran çözünürlüğü, ekran kalitesi güzeldi ama ekran artık çözünürlüğü biraz daha yükselsin istiyordu insanlar ve iPhone 4 ile beraber karşımıza yeni bir tasarım. Retina ekran gelişmiş bir kamera. Kamera eklenmiş flash çıktı. Ve bunların tabi yansımalarını da fiyatta görmüş olduk. Ama bu gelişmeler baktığınızda fiyata pek yansımamış. Amerika'da yine 8 GB'lık model 599 dolara 2010 yılında satılmış. Türkiye satış fiyatı ise o zaman 1600 TL imiş 2010 yılında. iPhone 4 Retina ekranına geldi. Kamerası değişti. Kasası değişti. Yeni bir ambiyans kattı ama iPhone 3GS'e göre çok 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 hızlı değildi. Hızlı olan model iPhone 4S'ti. Ekran, kasa bunlar 4 ile benzer olsa da RAM ve işlemci hızında değişmeler olmuştu. iPhone 4S'te çok satılan bir modeldi ve beyaz renk seçenekleriyle 2011 yılında karşımızda çıkıyordu. Hatta 2011 yılında Siri'yi iPhone 4S'te görmeye başlamıştık. Nostaljiyi detaylandırıyorum sevgili izleyenler. Eski yıllara gidiyoruz. iPhone 4S'in 8 GB'lık modeli 649 dolar fiyat etiketiyle Amerika'da satılmıştı. Burada artık fiyatın bir tık yükseldiğini görüyoruz. Daha önce daha uygun fiyatlarlaydı ama 4S'le beraber fiyat 649 dolara çıkıyor 2011 yılında. Türkiye'de de 2000 TL'lik bir etiketi vardı. Tüm dünyada bu model 72.3 milyon adet satmış iPhone 5 ile beraber 2012 yılına gidiyoruz. 10 yıl öncesine daha yani yeni yeni 10 yıl öncesine geldik arkadaşlar. iPhone 5 ile beraber kasa biraz daha değişti. 4.4s'e göre. Hatta espriler yapılıyordu. Çünkü biraz yukarı doğru uzamış bir tasarımı vardı. Hani iPhone 44 sten sonra. Telefonun tasarımı gerçekten çok güzeldi bana göre 4.4s'in. 5'in tasarımı sanki bu telefonu almışız biraz uzatmışız gibi geyikler yapılıyordu. Böyle iPhone 6 ne olacak diye daha da uzun böyle gittikçe iPhone'lar uzayacakmış gibi e, fotoğraflar dönüyordu eskiden geyikler yapılıyordu. Ama iPhone 5 e, yine güzel bir efekt yarattı dünyada. 16 GB'lık model 649 dolardı. Türkiye'de de 2150 TL'lik bir fiyatla satışa çıkmış. Tüm dünyada da 125 milyon satmış. Yani gittikçe adetler artıyor. 2013 yılına geldiğimizde şu anda iPhone SE modellerini daha uygun fiyatlı iPhone diye düşünüp alıyoruz ya da iPhone mini modelleri oluyor. Yani Apple daha uygun fiyatlı bir iPhone yapma fikrini ilk defa 2013 yılında hayatımıza iPhone 5C ile sokmuştu. iPhone 5S ve 5C 2013 yılında karşımıza çıkmıştı. 5S'i fiyatıyla devam edelim. Türkiye'de iPhone 5S'in ilk çıkış fiyatı da 2149 TL ve geliyoruz 2014 yılına. iPhone 6 ve 6 Plus'la beraber Apple aynı zamanda iki tane amiral gemi modeli çıkartmaya başladı. Yani bazı insanların daha büyük ekranlı iPhone'a ihtiyacı oluyordu. Daha fazla şarjı giden iPhone'a ihtiyacı oluyordu. Bunlar için iPhone 6 Plus hayatımıza girdi ve iPhone normal iPhone 6 da diğer iPhone'ların devamı oldu. iPhone 6'nın 16 GB'lık modeli 649 dolar yine Amerika'da bu fiyatla devam ediyor. iPhone 6 Plus'ın 16 GB'lık modeli ise 749 dolardan fiyata piyasaya çıkmıştı. Peki bu modeller ülkemizde ne kadar satışa çıkmış? 2014 yılında 2349 TL ve 2.600 49 TL. Evet. Neredeyse 2500 liraya iPhone 6 Plus alabiliyormuşsunuz. Ve 2015 yılına geliyoruz. iPhone 6s ve 6s Plus karşımızda. Burada ilk bir fiyat artışını ciddi seviyede görüyoruz. 2015 yılında. Eskilerden 2500 liraları alabildiğimiz, 2000 liraları 1500 liraları alabildiğimiz telefonlar artık 3000'li seviyelere gelmiş oluyor. iPhone normal 6s 3099 TL. iPhone 6s Plus'ın 16 GB'lik modeli ise 3499 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulmuş. Tüm dünyada 232.2 milyon adet satılmış 6S ve 6S Plus. Gerçekten çok satıldı. Niye? Çünkü iPhone 6'ların tasarımı, kamerası, ekranı gerçekten güzel iyileştirmelerle gelmişti. Ama RAM'i biraz azdı. Apple iPhone 5S'ten sonra 6'nın donanımını çok da güçlendirmemişti. Ama 6S de gerçekten performans artmıştı. RAM'de 2 GB olmuştu onu da hatırlatayım. iPhone 7 ve 7 Plus esasında yine bildiğimiz 6S. 6, 6 Plus tasarımını devam ettiriyor. Ama ne oluyor? Plus modelde arkada iki kamera vardı. Böyle tasarımsal değişiklikler ve özellik değişimleri karşımıza çıkmıştı. iPhone 7'nin Amerika'daki 32 GB'lık modeldeki fiyatı gene 649 dolar. Bakın geçtiğimiz yıl bir önceki modelin 16'sı 649'du bu sefer Apple 32'ye çıkartıyor ama fiyatını gene segmente orada tutuyor. 649 dolardan piyasaya sokuyor. iPhone 7 Plus'ın 32 GB'lık modelinin fiyatı ise 749 dolar. Gene burada da aynısı kalıyor. iPhone 7 ilk çıktığında Türkiye'de 3249 TL'ye, iPhone 7 Plus ise 3799 TL'lik bir fiyat etiketine çıkmıştı. iPhone 7 ve 7 Plus tüm dünyada 211.8 milyon satmış arkadaşlar. Baya etkileyici rakamlar. Apple artık iPhone 8 ile beraber ben 3 telefon çıkaracağım dedi. Bunlardan biri iPhone 10 yani iPhone X. iPhone X ile beraber şu anda hala hayatımızda aktif olarak kullandığımız şu çentikli tasarımlı ilk telefonda arkadaşlar. Bu yüzden önemli ama iPhone X'in donanımsal olarak en büyük getirilerinden biri tam ekranla beraber geliyor. Touch ID yok oluyor. Face ID geliyor. Artık yüz tanıma devri geliyor çentikli tam ekranlı tasarım karşımıza çıkıyor yine 8 8 Plus aynı işlemci gelişmiş kameralarla yaşamaya devam ediyor Apple 3 modelle 2017 yılında hayatımıza girmişti yani kısacası iPhone X dediğimiz telefon yeni nesil Apple'ın 10. yılında yeni nesil bir iPhone'a dönüştü ve hala izlerini günümüzde görüyoruz bu yüzden fiyatı daha yüksek AMOLED tabanlı, daha yüksek çözünürlük, daha gelişmiş bir ekran var. Face ID var. Tasarımda yeni bir dil konuşuluyor. O yüzden iPhone 10'un 64 GB'lık modeli 999 dolardan Amerika'da satışa çıkmıştı. Türkiye'de iPhone X'in 6099 TL'lik bir fiyat etiketi bizlere sunulmuş. iPhone 8 Plus'a bakalım. iPhone 8 Plus 4700 TL. iPhone 8 de 4100 TL'ye piyasaya girmiş. Hatırlıyorum iPhone çıktığında 4000 lira diyorduk iyi fiyat esasında falan filan diye. Ama yine bir önceki senelere baktığımızda Türkiye tarafında biraz fiyatlar yavaş yavaş gene yükseldiklerini görüyoruz. Ama gene çok da hani alınamayacak seviyelerde bir fiyatlar değilmiş. Onu da söylemiş olalım. 2018 yılında iPhone 8, 8 Plus ya da iPhone 9 gibi modeller eski tasarımlı modeller artık karşımızda çıkmıyor iPhone XR XS ve XS Max adlı 3 model karşımıza çıkıyor. Esasında bugünün isimlendirmesinden farklı ama bugünün model sıralamasına çok yakın. iPhone XS X'in hızlandırılmış, yenilenmiş versiyon olarak karşımıza çıkıyor. XS Max de bunun daha büyük, daha yüksek bataryalı, daha büyük ekranlı modeli olarak karşımıza çıkıyor. XR ise bu tasarımın OLED ekranlı değil, IPS ekranlı, daha düşük çözünürlüklü, tek kameralı, ucuz modeli olarak karşımıza çıkıyor. Tabi kasa materyalı de farklı iphone xs x ile aynı fiyat skalasında devam ediyor 999 dolar xs max daha üst bir seviye olduğu için 1099 dolar oluyor yani 100 dolar daha pahalı oluyor. XR ise 749 dolar. Yani bir önceki 8 jenerasyondan yaklaşık 100 dolar daha pahalı olarak karşımıza çıkıyor. Peki 2018 yılında Türkiye'deki bu iPhone XS, XR, XS Max fiyatları ne olmuş? Hemen ona da bakalım. XS Max 10.799 TL'den piyasaya çıkmış. Normal XS de 9899 TL piyasaya çıkmış. Yani şöyle düşünün. Bir yıl önce Türkiye'de iPhone X modeli 6099 TL'den yani 6000 liraya piyasaya çıkmış. Biz de 2018 yılında ciddi bir şekilde ilk fiyat artışlarını görmeye başlamışız adam akıllı. 2019'a geliyoruz. iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max modelleri karşımıza çıkıyor iPhone 11'i gerçekten hepimiz çok sevdik. Hala da alınır mı diye konuşuyoruz ve hala mantıklı bir telefon. Çünkü niye? Diğer telefonların fiyatları o kadar yükseldi ki artık iPhone 11 hala herkese mantıklı geliyor fiyatıyla beraber. iPhone 11 serisi bence Apple'ın yeni döneme geçiş ve bu geçişi insanlara alıştırma dönemiydi. Artık tam yeni modellerin ve günümüzün anlayışı iPhone 11 serisine karşımıza çıktı diyebilirim. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max. Evet. Şimdi iPhone 11 serisi XR'ın devamıydı. XS'lerin devamı ise iPhone 11 Pro'lar olarak karşımıza çıkmıştı. Normal iPhone 11'in 64 GB'lık modeli için 699 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmişti. iPhone 11 Pro'nun 64 GB'lık modeli için 999 dolar. Pro Max'in fiyatı da yine XS Max'te olduğu gibi 1099 dolardan piyasaya çıktı. Bu Amerika ve global için konuştuğumuz. Peki Türkiye'de ne olmuş? Türkiye'de normal iPhone 11 7299 TL, 11 Pro 10999 10 TL. 11 Pro Max ise 11.999 TL seviyesinde piyasaya çıkmış. Evet 2020'nin sonlarına doğru geldiğimiz yani Eylül aylarına doğru geldiğimizde karşımıza iPhone 12 serisi çıktı. iPhone 12 mini normal 12, 12 Pro ve 12 Pro Max olmak üzere Apple artık seri dörtledi. iPhone 12 11'den sonra güzel bir sıçrama yaptı. Çünkü Apple artık ben IPS ekran kullanmayacağım kardeşim. OLED'e geçiyorum dedi. Tasarımını iyileştirdi. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Pro ile normal modeller arasındaki farkı daha da azalttı. Yani 11 modelinde bu fark daha fazlayken 12'lerde bu fark biraz daha azaldı, daha azaldı. Ben de de normalde iPhone 12 vardı. 10.000 TL gibi bir fiyat almıştım indirimlerle beraber. Peki lansman çıkış fiyatları neymiş? Onu da söyleyelim. 12 mini 699 dolar, 12 799 dolar, 12 Pro 999 dolar ve 12 Pro Max gene 1099 dolar. Bakın son 3 yıldır yaklaşık Amerika fiyatlarına baktığımızda XS Max mesela, ondan sonra 11 Pro Max, 12 Pro Max. Bunların fiyatlarının hepsini 1099 dolar seviyesinde diğerinde normal prolarında 999 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Peki Türkiye'de durum neymiş? iPhone 12 mini Türkiye'de 9999 yani 10.000 TL piyasaya girmiş. iPhone 12 10.999 TL. 12 Pro'yu 14.999 yani 15.000 lira. 12 Pro Max ise 16.999 TL'den satışa sunulmuş. Ve şimdi gelelim 2021'in sonunda karşımıza çıkan iPhone 13 serisine. Yine iPhone 13 mini, normal iPhone 13, 13 Pro ve 13 Pro Max olmak üzere Apple dörtlü model serisini devam ettiriyor. Bu dördünün haricinde de, tabi iPhone SE'ler de var ama bunlar daha ucuz modeller olduğu için onların fiyatını bilmiyorum. Şimdi iPhone 13'ler piyasaya çıktığında iPhone 13'lerin özellikle Pro tarafında en büyük avantajı 120 Hz. Bundan önce tüm iPhone'ların ekranları 60 Hz'di. Normal modellerin de ekranı 13'te de 60 Hz ama Pro'larda 120 Hz seviyesine çıkıyor. iPhone 13 mini Amerika'da 699 dolar, Türkiye'de 10.000 999 TL. iPhone 13 Amerika'da 799 dolar. Türkiye'de 11.999 yani 12.000 liraya piyasaya çıktı. Ama bu fiyatlarla piyasada çok uzun süre kalmadı. O geleceğim şimdi. iPhone 13 Pro Amerika'da 999 dolar. Türkiye'de 15.999 TL yani 16.000'den. 13 Pro Max ABD'de 1099 dolar gene. Bu da 4. yılı gene aynı fiyatta gidiyor. Türkiye'de ise 17.999 yani 18.000'den ilk çıktığında. Yani 2021'in Eylül'ündeki hatta Türkiye'ye geldi. Hadi bir ay sonra geldi diyelim. Kasım'ında. Şu anda biz bu videoyu 2022 Mayıs ayında çekiyoruz. Mayıs'ın ortalarındayız. Peki şu anda... Mayıs 2022 itibariyle iPhone 13'lerin fiyatı ne olmuş? Ondan da bahsedelim. iPhone 13 mini'nin alabileceğiniz en ucuz sürümü 17.499 lira. Normal iPhone 13 şu anda 18.999 yani 19.000 TL. iPhone 13 Pro 24.999 yani 25.000 lira. iPhone 13 Pro Max ise şu anda 27.999 TL yani 28.000 lira. Yani niye bunu söyledim? Tam bir sene olmadı ama iPhone 13'lerin ilk çıkış fiyatı mesela iPhone 13 Pro Max Türkiye'de ilk defa çıktığında 17.999 TL. Şu an itibariyle 28 bin lira yani bir 10 bin liraya yakın fiyatı bir sene içinde iPhone 13 Pro Max'in artmış. Tabi depolama birimlerini atıyorum 512 seçersiniz. 1 tb seçersiniz. Ben en düşük depolama fiyatlarından video boyunca bahsettim. Hani o seride alabileceğiniz en düşük fiyatlardan bahsediyorum. Yoksa 40 bin liraya da 35 bin liraya da denk getirebilecek bir model alabilirsiniz. O da ayrı bir konu. Evet sevgili izleyenler iPhone tarafında hem dolar hem de TL bazında geçmişten günümüze fiyatlardan bahsettim ve biraz da iPhone nostaljisi yapmış olduk. Düşünüyorum bu uzun yıl aralığını yani 2007'den günümüze hepsinde yaşadım. Hatırlıyorum. İlk başlarda Apple'ın iPhone'la çok büyük bir atılım yaptığını kabul etmiştim ama Gerçekten elinize aldığınızda sadece ilk başta çıkan iPhone yeni bir inovatif cihazdı. Son kullanıcının kullanması için ona keyif verecek servisler henüz 2007'de hazır değildi ya da hazır olsa bile 2G bağlantıyla eş hızıyla çok bir keyif vermiyordu. Ama artık 2008-2009 iPhone 3G, 3GS ile beraber insanlar yavaş yavaş sosyal medyanın, internetin mobilde de yaygınlaşmasıyla beraber özellikle App Store'un da artmasıyla beraber Apple'ın farkını anlamaya başladı ve hayatımızdan Nokia gibi bir devin silinmeye başladı yıllar olmuştu 2009'lar 2010'lar ve 2010'a girdiğimizde artık Android ve Apple rekabeti başlamıştı HTC Apple ya da Apple mı Samsung mu gibi konular konuşuluyordu. Android'e baktığımızda Android'in çıkışında en önemli markalardan biri olan HTC. Yine Samsung devam ediyor ama ilk rakiplerinden biri olan Nokia şu anda yok baktığınızda. Yani gene Nokia bir şeyler yapıyor, ürünü satıyor ama eskisi gibi yok. Ama yine iPhone satış adetlerini artırarak devam ediyor. Yani günün sonunda bu sıralamalara, bu gidişata baktığımızda Apple başarılı gözüküyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fiyatlarda da baktığınızda, Amerika nezdinde baktığımızda ben fiyatlarda Apple'ın saçma sapan bir artış yaptığını görmüyorum. Yani 4 yıl üst üste aynı fiyat etiketiyle satışa çıkan iPhone'lar oluyor ve Apple bunları iyileştirmelere rağmen aynı fiyattan Amerika'da satışa sunabiliyor. Dünyada satışa sunabiliyor. Peki bizde niye aynı fiyatlarla satışa devam etmemiş? 2000 TL'ye alınabilirken bu telefon 30.000 TL'ye nasıl çıkmış diyecek olursanız tabi bunun da çok basit bir açıklaması oluyor. 2007'deki 2008'de telefonlardan alınan vergilerle şimdi alınan vergiler aynı değil. 2008 yılındaki dolar kuruyla şimdiki dolar kuru aynı değil. Bunların ikisini de ekleyip üst üste koyduğunuzda fiyatlar o yüzden bu şekilde oluyor sevgili izleyenler. Görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.